o binlerce hatta milyonlarca kişinin hayranlıkla izlediği filmleri, dizileri eleştiriyor ve hatta o hiç de söz ettiğiniz gibi güzel bir dizi ya da film değil diyor. Evet, gazeteci Çağdaş Gökmen'den söz ediyorum. Kapitalist İdeoloji'nin Medyadaki Altın Çağı adlı ilk bilimsel çalışması yayınlandı. Doruk Yayınları arasında kitabı okurla buluştu. Popüler kültür bireylerin zihninin nasıl hadım ediyor? İşte bu sorunun cevabını Çağdaş Gökbel'den alacağız bugün. Evet, Çağdaş selamlar, hoş geldin. Hoş bulduk Işın. Seninle birlikte olduğum için çok mutluyum. Evet, Umarım bugün izleyicilere güzel bilgiler aktaracağız. o zaman senin aslında sorduğun soruyla başlayalım istersen. Senin sorunu sana soruyorum. Evet, Evet. bir sezonla sen bir ülkenin, bir halkın, bir dizinin gerçeği anlatabileceğini düşünüyor musun? Anlatabilir mi bir dizi bir sezonla bunu? Yani bunu eğer sınıfsal perspektiften yorumlayacak olursak, bu sistemi, kültür endüstrisini yaratanlar ya da bu endüstriyi idare edenler, kitle iletişim araçları aynı zamanda bir üretim aracıdır. Bu aracı elinde bulunduranlar, kendi suretlerinde bir dünya yaratmaya çalışıyorlar. Yani bu suretten kastım şu, sömürü ilişkilerinin devam edebilmesi için bir kültür üretimine ihtiyaç duyuyorlar. Ve sadece bir ulusun gerçekliği mevzu bahis değil. Dünyaya genel bir gerçeklik dayatıyorlar. O gerçeklikte bazı temel sac ayakları var. Bunlardan en önemlilerinden birincisi şu, insanların bencil bireyciliğinin doğal bir edim olduğunu, bunun insanlığın doğal bir gerekliliği olduğu iddiası üzerinden esasında kapitalist ideolojinin yavaş yavaş kültürel noktada işte diziler ya da filmler aracılığıyla bunu toplumlara aktardığını, anlatmaya çalıştığını ve algıları da bu doğrultuda yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu da dediğim gibi tamamıyla sömürü ilişkilerinin devamının gerekliliği olarak ortaya çıkan ve belki de anlık ihtiyaçlara göre de şekillenen, tıpkı Kurtlar Vadisi Irak dizisinde olduğu gibi Türkiye toplumunun Amerika'ya karşı duyduğu öfkenin soğurulması çabasının bir tezahürü olarak da işleyebiliyor. Peki bize biraz söz eder misin? Bu dizilerle aslında ne yapılıyor? Şu anda Türkiye'de de biliyorsun Bir Başkadır, hatta Avrupalı Türkler de izliyor Bir Başkadır'ı. Çok popüler şu anda. Onunla ilgili neler söyleyeceksin? Evet, bu hakikaten kitle toplumunda zor aslında bir aydının, bir gazetecinin ya da bir yazarın üstlenmesi gereken bir misyon. Yani dizilerin alt metninde ya da alt metni örtük anlatıyı bir kenara bırakacak olursak aslında doğrudan gösterilen şeyler de var. Örneğin Westworld dizisinden bahsederek başlayalım istersen. Westworld dizisinde kadının toplum Yani tıpkı günümüzdeki toplumdaki gibi Westworld dizisi bir oyun alanını temsil ediyor. Paranızla gidip eğlenebildiğiniz bir Luna Park. Ama bu Luna Park bir yetişkin Luna Parkı ve orada tüm bilinç dışı duygularınızı tatmin edebildiğiniz vahşi bir ortam var. Ya ve adından da anlaşılacağı gibi Batı dünyası aslında bir Western filmi. Dizi de bunun devamı, daha modernize edilmiş. Teknik açıdan biraz daha geliştirilmiş hali ve tıpkı diğer devam içerikli işlerde olduğu gibi ünlü oyuncuların burada yer aldığını görüyoruz. Anthony Hopkins, Ed Harris gibi oyuncuların dizide yer aldığını görüyoruz. Bunu da şundan dolayı yapıyorlar Işın. Siz bir devam filmini çekerken risk almamak için ünlü oyuncuları bu işin içine katarak sonuçta buna da bir para yatırıyorsunuz. Bu ürünleri sadece tek başına bir ideolojinin dünyaya dayatılması ya da bir ideolojinin bireylere aktarılması olarak değerlendirmek gerekmiyor. Aynı zamanda bu işler para kazanmak için de yapılan işler. Yıllar bilirliğini, satışını, tüketilebilirliğini arttırdığı için aynı zamanda da iyi paralar kazanılıyor bu işlerde. Özellikle Westworld'de kadının temsili çok büyük problematik taşıyor. Çünkü kadını toplumda ya fahişe olarak gören ya evde fedakarlık gösteren bir anne profili olarak çizen, kadına sürekli kapitalizmin çizdiği sınırlar içerisinde bir rol biçen,
anlayış var. Üzerine bir de Westworld'de daha da tehlikelisi, insanların bilinç dışı aktivitelerini rahatlattığı hayali bir ortam, hayali bir Luna Park olduğu için korkunç olan şey şu, insanlar bu robotları öldürerek öldürme duygularını tatmin ediyorlar. Bu robotlara tecavüz ederek tecavüz etme ve bu işte yön bastırdıkları bütün duyguları orada açığa çıkardıkları bir ortam aynı şekilde izleyiciye de sunuluyor. Bu çok çok tehlikeli. Hep şu düşünülür, çocukları bu araçlardan uzak tutalım denir. Ama bence yetişkin insanları da bu tür anlatımlardan ve bu tür kültür endüstrisinin korkunçluğundan daha doğrusu uzaklaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yetişkin dediğiniz birey de tamamen etkiye kapalı, doğru düşünme becerisine sahip olan insan olarak değerlendirmek doğru olmaz. Hele ki yabancılaşmanın ve meta fetişizminin yoğun bir biçimde yaşandığı kapitalist toplumlarda böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Bir Başkadır dizisine geçecek olursam, hatta az önce de Sadık Albayrak'ın yönettiği Yeni Gelen dergisine bir yazı yazıyordum bu konuyla ilgili. Normalde ben protesto etmiştim. Şöyle protesto etmiştim. Açıklamak isterim. İşim gereği bu. Akademik çalışmalarım gereği de fazlasıyla popüler kültür ürünlerini incelemek zorunda kaldığım için bir yorgunluk vardı. Ancak gördüm ki dergiden de yazı talebi gelince izlemem gerekiyor ve izledim diziyi, analiz ettim. Evet, Türkiye'deki izleyicilerimiz Yeni Gelen dergisinden kapsamlı bir şekilde Bir Başkadır dizisinin benim bakış açımdan analizini okuyabilirler. Zaten... Ama yine de sen orada detaylı yazacaksın ama bize de birkaç cümle söyler misin? Mesela neler dikkatini çekti Bir Başkadır'da? Çok sevilen bir dizi şu anda. Yani evet, kitlelerin bir ürünü sahiplenmesi, tıpkı futbol endüstrisinde olduğu gibi kültür endüstrisinde de holiganlaşmanın görülmesi. Yani bu holiganlaşmaktan kastım beğenilmeme, tamamen beğenme ve beğenilmeme ilişkisine kurulan bir karşıtlık olduğu için doğru olmuyor. Evet. Çünkü bu sefer eleştirdiğiniz zaman toplum sizi karşısına alıyor. Aslında bir ortaçağ toplumuyla karşı karşıya yazışın. Yani Bir Başkadır dizisi üzerinden de bu gerçeklikle karşı karşıya geldik. Nedir bu ortaçağ toplumu? İşte başkalarını kitle kültürüyle uzlaşamayan insanları linç etme, onların görüşlerine değer vermeme, uzmanları bir kenara atma. Diziye gelecek olursak, Bir Başkadır dizisine, toplumun esas karşıtlığı, yani yoksullar ve varsıllar arasındaki olan çatışmanın bir biçimde örtülmeye çalıştığını gördüm. Yani bu yapay çatışmalar üzerinden inşa edilen bir antagonizma var karşımızda. Yani dindar ve seküler çatışması. Ben yazımda şunu söyledim. Tam bir ortaya karışık. Yani bizim kültürümüze de uyan, hani bir kebapçıya gittiğiniz zaman ne istersin? İşte her şeyden biraz ver gibisinden bir iş olmuş. Yani baktığınız zaman dizinin içeriğinde mütedeyyin var, seküler var. İşte hatta seküleri biraz daha genişletirsek, anlamı biraz daha açarsak, tepeden inmeci bir Kemalist figürü var. Ondan sonra Kürt bir aile var, Kürtçe konuşan bir aile var, biraz Kürt sorununa değiniyor gibi. Ondan sonra komando olarak askerliğini yürütmüş yoksul bir adamın evi var. Ve imamın kızı üzerinden de bir LGBT, yani eşcinsel bireylere dönük de bir anlatım var. Yani her şeyden biraz koyarak hiçbir şey anlatmamaya çalışan, anlattığı şeyleri de yarım yamalak bırakan, gerçekte kitlelerin bu diziyi sahipleniyor olması bu diziyi olağanüstü başarılı, gerçekten sanatsal anlamda da çok yüksek bir içerik haline getirmiyor. Korkunç olan şey baş kahraman Meryem ve psikoloğun arasında geçen o gerginliğin, o yapay gerginliğin, mütedeyyin ve seküler kesim arasındaki o yapay gerginliğin sınıfsal sömürü ilişkilerinin üzerine örtecek denli dizide kendisine yer bulmasını çok tehlikeli buluyor. Bir de şu var Işın, unutmadan onu da söylemek isterim. Dizide en çok rahatsız olduğum iki şey var. Birincisi,
seküler insanların yatak odalarına yönetmenimiz ve senaristimiz rahatlıkla giriyor. Onların cinsel yaşamları kamuya açık bir şekilde rahatlıkla yansıtılabiliyor. Ama öte taraftan gecekonduda iki çocuk sahibi olan tırnak içerisinde çok muhafazakar ailenin biz cinsel yaşamına şahit olamıyoruz. Yani onların cinsellikten uzak, tırnak içerisinde yine çok safiyane olarak gösterilen yaşamlarına şahit oluyoruz. Bu beni çok rahatsız etti. Yani Türkiye'deki muhafazakarlar farklı bir üreme biçimi mi keşfettiler? Bölünerek ya da başka yollarla mı çoğalıyorlar? Yani bir tarafı gösterirken diğer tarafı ve bir tarafı çok çok açık bir şekilde yansıtırken diğer tarafı bu şekilde örtük ve daha farklı yorumlamayı ben çok tehlikeli ve doğru bulmadım. İkincisi de şuydu, peri karakteri etik davranmak istediği noktalarda bir psikiyatrist olarak işte hasta mahremiyetini gözetmek istediği konularda onun bu tavrının işte hastasına karşı duyduğu ön yargılardan ve işte İslamofobik reflekslerden kaynaklanıyormuş gibi gösterilmesi. Keza arkadaşına gittiği zaman anlattığı şeyleri yine psikolog olan arkadaşı, onu analiz eden arkadaşının gidip sevgilisine hasta mahremiyetini hiçe sayacak bir şekilde anlatması. Ben yazıda Türkiye Psikiyatri Derneği'ne bir çağrıda bulundum. Dizinin özellikle bu tarafını izleyen sıradan bir izleyici olarak düşündüğümde ben bu diziyi izledikten sonra bir daha herhangi bir psikoloğa ya da psikiyatriye içimi dökmez. Yani her kesimden belli epizotları yerleştirerek bir görüntü veriyorsunuz. Bu tür işlerin Westworld gibi, Bir Başkadır gibi, kültür endüstrisinin ürünlerinin tamamıyla hayali ya da gerçek dışı ürünler olduğunu doğru söylemek de doğru değil. Çünkü ideoloji kendi iç mekanizmasında toplumsal gerçekliklere de dayanarak inşa edilmek zorundadır. Toplumsal gerçeklikleri manipüle ederek yeni bir gerçeklik inşa etmek zorundadır ki fazlasıyla yapay gelmesin. Zaten yapaydır ama tamamıyla hayali bir şeyin üzerine inşa edilirse doğru olmaz. Benim çalışmamda özellikle bu noktaya ben çok eğildim. Eğildiğim nokta şu, Türkçe ciddi bir biçimde kan kaybediyor. 12 Eylül askeri darbesinin Türk Dil Kurumu'nu kapatması bizim düşünce dünyamızda derin yaralar bıraktı. Ve yazımda da söyledim, Bir Başkadır dizisi bence işte ideolojik olarak yorumlayacak olursak o Eylülistlerin Türkiye'ye biçtiği deli gömleğini giydirme çabası olarak yorumlanabilir. Yani yoksul ailelerin kaba insanlar olduğu, asla kitap okuyamayacakları, yoksul bir insanın, emekçi bir insanın cumhuriyetçi ve seküler olamayacağı ön kabulü üzerinden, yoksul insanlar sadece dinle ve çalışmakla bütün zamanlarını geçirirler. Onların hayatında incelikli kültür olarak değerlendirilen kitaplar ya da başka şeyler yoktur gibi bir ön kabulü, insanlarımızın bu deli gömleğini kabul etmemesi gerekiyor. Burada bir topluma şekil verme, toplumu biçimlendirme çabası var. Aynı şekilde Westworld'de de dünyadaki diğer insanları bir şekilde biçimlendirme çabası var. Ne üzerinden? Irkçılık üzerinden, cinsel temsiliyetler üzerinden, dediğim gibi toplumu bir sosyal darvinizm üzerinden okumak gibi. Yani herkes çıkarları peşinde koşar, toplum rekabetçi bir bireydir, güçlü olan zayıfı her zaman ezer gibi bir anlatıyı bizim doğuştan gelen bir gereklilik gibi görmemiz ki Bir Başkadır dizisinde de yoksul insanların bir kalıbı kıramayacağı ve dikkat edersen aralarında da çok fazla iletişimsel, yani bireysel anlamda derin iletişim yok. Diyaloglar çok sınırlı, derin konuşmalar yok. Kapitalist ideolojinin şekil değiştiren biçimi olarak postmodernizm kendini bu anlamda dizide tasavvur ediyor. Buralar, ben bu noktaları çok sakıncalı ve tehlikeli buluyorum. Biraz popüler kültürü ve kitle kültürünü aşabilecek şeylere ihtiyacımız var. Aksi takdirde kitabımda da söylediğim, ideoloji dediğimiz zaman aklımıza hiçbir şeyin gelmemesi, kültür dediğimiz zaman aklımıza bir şeylerin gelemiyor olması, dilde yaşadığımız erozyonun,
toplumsal olarak zihinsel anlamda yaşadığımız yozlaşmanın ve çölleşmenin bir ifadesi oluyor. Dizilerde ırkçılık normalleştiriliyor, tecavüzler normalleştiriliyor, alıştırılıyor. Dönem dizileri, tarih dizileri bir şekilde çarpıtılarak özellikle de kitap okumayan kesim açısından son derece tehlikeli bir şekilde ekranlara yansıtılıyor. Ve tarihi belki de birçok insan dizilerden öğreniyor kendi tarihini. Bizim insanımız da dahil buna Türkiye'de. Ve buradan Türkiye'deki dizilere gerçekten çok bakan, izleyen var. Sence onlar nasıl algılıyor? Onları da şekillendirebilir mi o diziler? Yani hem Avrupa'daki, genel olarak dünyada bu kültür üretiminden, kitle iletişim araçlarından kaçabilecek herhangi bir toplum yok. Yani kültür endüstrisinin esas yaptığı şey şu: dünyadaki tüm toplumların kültürel farklılıklarını en askeri düzeye indirerek tüm kültürü bir noktada eşitlemek. Bunun da temel sebebi hem tüketim alışkanlıklarını, hem davranış biçimlerimizi, hem de düşünce dünyamızı kapitalist toplumun gerekliliklerine göre düzenleyebilme ihtiyacı. Almanya'daki ya da Avrupa'daki Türk toplumuna gelecek olursak, onların tabii bir nicel araştırma yapmadığım için çok derinlemesine sosyolojik bir şey söyleyebilmem doğru değil, ama yani bu sadece o toplumun problemi değil. Yani Almanya'da, İrlanda'da ya da farklı bir ülkede böyle bir ya da böyle bir problematikle karşı karşıyaysak, aslında bir entegrasyon problemiyle biz karşılaşıyoruz. Yani bir türlü o toplumla olamayan ve aslında zihinsel olarak hala geldiği toplumla yaşamaya devam eden insanın trajedisiyle karşı karşıyayız. Dönüşümünü sağlayamıyor, olduğu yerde durağan bir biçimde kalıyor. Yani insanların okuma kültürü edinememeleri, derinlemesine düşünmemeleri tamamen bireye indirgenecek bir sorun değil. Bu sorun eğitim sisteminin içerisinde sistemli bir şekilde çözülmesi gereken bir şey. Ya ama burada da bir sınıfın ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Yani biz derinlikli düşünen insana mı ihtiyaç duyuyoruz, yoksa rahatlıkla sömürebileceğimiz, rahatlıkla zihin dünyasını manipüle edebileceğimiz, sığ düşünen, sadece popüler kültür üzerinden fikir dünyasını şekillendiren insanlara mı ihtiyaç duyuyoruz? Bu yüzden dünya derin bir kriz yaşıyor. Ya bu koronavirüs döneminde de örneğin mesela artık uzmanlara inanç sıfır düzeye indi. Çünkü artık Adorno'nun ve Horkheimer'ın dediği gibi kültür endüstrisiyle aydınlandığını düşünen kitleler kendisini her şeyin üzerinde ve tek ve biricik bilgili olarak görüyor. Sen kitabında da zaten akademik dünyaya çok sert eleştiriler de getirmişsin. Biraz da onlardan söz eder misin? Neden bu kadar çok yerdin uzmanları? Akademi dünyasının yaşadığı kriz, ki Türkiye özelinde söylüyorum, ben bu çalışmayı bitirirken Türkiye'de akademide bu çalışmayı yürüttüm. Özgün düşünebilme imkanlarından tamamen uzaklaşmış durumdayız. Bu sosyal bilimler üzerinde özellikle daha fazla büyük bir etkiye sahip. Teknik bilimleri ya da diğer farklı bilim kollarını değerlendirmiyorum burada, ki onlarda da büyük problemler olduğunu düşünüyorum. Bu benim görüşüm değil. Aynı zamanda Batılı akademisyenlerin de düşüncesidir. Ki ben Türkçe'ye çevrilmiş derleme bir kitaptan da örnek verdim. Erol Mutlu'nun Kitle İletişim Kuramları kitabında bu makaleler anlatılıyor. Bizim bilimsel bilgiye erişebilmemizin yolu artık üniversite duvarlarının dışında çalışma yürütmekten geçiyor. Başka bir yol yok. Çünkü tahakküm ilişkileri, iktidar ilişkileri öyle bir noktaya gelmiş durumda ki sizin özellikle sosyal bilimlerde özgün fikirler ya da özgün görüşler ortaya koymanız, özellikle de Türkiye'de, artık imkansız noktasında. Sadece elbette ki Türkiye'de değil, akademiye eleştirim şuradan da geliyor ki İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins Amerika'da yaptığı bir açıklamada, bunu da sıklıkla yineleyeceğim, üniversitelerin düşünen, sorgulayan ve derinlemesine araştırma yapabilen bireyleri yetiştiremediğini,
üniversitelerin, şirketlerin güdümünde tamamen şirketlere memur yetiştiren, eleman yetiştiren bir kurum haline gelmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Neden buralardan beslenme ihtiyacı duyuyoruz? Çünkü maalesef Türkiye'deki insanımız Türk kendi aydınına güvenmiyor. Kendi düşünce insanına, bilim insanına yeterli güveni duymuyor. Bir bunun ideolojik bazı şeyleri de var, marazları da var. Bu düşünce tek başına tabii bir güven ya da güvensizlik üzerinden kuruyor. Maalesef bir şeyi ispat edebilmek için sürekli olarak Batı'dan destek alma ihtiyacı duyuyoruz. Aslında bu bize dünyadaki ideolojik çarpıklığın ne olduğunun ipuçlarını da veriyor. Işın geldiğimiz noktada bence özellikle Türkiye için söylüyorum bunu, bilimsel bilgi üretebilmek, toplumu aydınlatabilmek artık üniversite sınırları içerisinde yapılabilecek bir şey hali olmuş, bir şey olmaktan çıktı. Elbette ki değerli hocalar, değerli akademisyenler var, onlar çalışmalar yürütüyor. Ama öte yandan bu yakıcı gerçeği de dikkate almak zorundayız. İzleyici, tüketici. Bu kültürel şiddetten, bu kültür endüstrisinin fethinden nasıl korunur? Çünkü salgında mümkün mü? Herkes Netflix izliyor. Herkes dizileri açıp izliyor sabah akşam. Nasıl korunacaklar izleyiciler? Ya şimdi muhtemelen bunu izleyen bir bir izleyici şunu düşünecek. Ya bu adam bu kadar konuşuyor ama kendisi izlemiyor mu? Sanki hiç mi televizyonu açmıyor diyebilir. Elbette ki böyle değil. Bu kültürel üretimden kaçmaktan ziyade esasında iyi bir medya okur yazarı olabilmek de gerekiyor. Yani neyi nasıl izleyeceğinizi seçebilmek bu çağda daha önemli bir hale geliyor. Netflix sadece bu propaganda ürünlerini mi üretiyor? Asla böyle bir şey yok. Gerçekten çok nitelikli. Örneğin önereyim Amerikan Ulusu diye bir belgesel var. Amerika'daki göçmenlerin son dönemde Trump yönetimiyle birlikte nelerle karşı karşıya kaldığını, Amerikan yönetiminin nasıl onlara karşı faşist uygulamalar getirdiğini açık bir biçimde göstermeye çalışan bence nitelikli bir belgesel. Ama bu nitelikli işlerin yanında bir o kadar da niteliksiz ve bir o kadar da bizim zihnimizi, düşünce dünyamızı manipüle eden korkunç içeriklerle de dolu bir ortam. Yani burada ki şu söz konusu değilse, mevzu bahis değilse, Hybert Marcuse Tek Boyutlu İnsan kitabında şunu söyler: teknoloji devrimci bir şeydir, ilerletici bir şeydir, hayatımıza ileri yalaktan ancak teknolojinin ve bu kültür ürünü üreten, ortaya koyan araçların hangi sınıfın elinde olduğu sorusu çok önemlidir. Eğer bu bizleri sömüren, bizim hayatlarımızı yok eden bir sınıfın elindeyse tahakkümü, iktidar ilişkilerini besleyen bir araç ve insanın sömürü dünyasını daha da katlanılmaz hale getiren, tıpkı Bir Başkadır dizisinde birey olamamış bir kadının sürekli bir hocaya bir şey danışması, edilgen bir yapıya kavuşması bireyin, bu tür felaketlerle sonuçlanıyor. Senin sorunu şu şekilde noktalandırmak isterim. Sistem değişmeden, tüm üretim ilişkileri yeni bir biçim kazanmadan bu tür ürünlerden maalesef bir kurtuluş yok. Bir böyle bir şey anında, şu anda mevzu bahis değilse de insanlarımızın medya okur yazarlık düzeyini geliştirmesi ve kültür endüstrisinin içeriklerine karşı daha uyanık olması, bizim gibi insanların yazdıkları yazılara ve kitaplara ya da makalelere erişip bu diziler ne anlatıyor sorusuna müspet bir cevap araması gerekiyor. Kurtlar Vadisi Irak dizisi de Türkiye'de bu anlamda en örnek mihenk taşlarından birisiydi. Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirildi. İntikamı Polat Alemdar'la aldık. Bunun yorumunu bence insanlar yapmalı. Sen bugüne kadar bize İrlanda'yı anlattın hep ama şimdi bu sefer senin ilk bilimsel çalışmanı sormak isterim. Nasıl gidiyor şu anda? Satışa geçti mi kitap?
Evet, satışa geçti. Avrupa'dan da bildiğim kadarıyla Amazon üzerinden ve farklı kaynaklardan isteyenler temin edebilir. Türkiye'de zaten şu anda her türden dağıtımcıdan ulaşabilirler kitaba. İdefix kitap yurdu işte. Aklıma gelenleri söylüyorum. Yani yapmalı. Çok teşekkür ediyoruz Çağdaş sana. Kitabın da hayırlı uğurlu olsun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür.